2015 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Vergi danışmanlığı, teknoloji, hızlı tüketim alanında da 3 güzel şirketten teklifler aldım. Benim için en cazibi hızlı tüketim şirketinin sunduğu kariyer programı oldu. Çünkü 10 kişiye yurt dışında eğitim verecek, 1 kişiye de yurt dışında çalışma imkanı sunacaklardı. Sonradan öğrendiğime göre programa tam 1600 kişi başvurmuştu. Yurt dışına gidecek o kişi eminim çok şanslı biri olacaktı. Öncelikle ilk 10 kişi açıklandı. Yönetici adayları içerisinde ben de vardım. Bir haftalığına Barcelona'ya bir kişisel gelişim eğitimi için gittik. Barcelona'da bolca gezdik, yedik, eğlendik. Süreç isminde de bir adamla tanıştık. Süreç, Franklin Covey Danışmanlık Şirketi'nin Türkiye ve Kanada Genel Müdürü'ydü. Ve yıllar boyunca alacağımız kişisel gelişim eğitimlerinin neredeyse tamamını yalnızca 5 gün içerisinde bize öğretmeyi vaat ediyordu. Burada öğretmenin altını çizmek istiyorum. Yalnızca bize anlatmayacak, aynı zamanda da bunları öğrenmemizi, yani pratik yapıp hayatımıza adapte etmemizi sağlayacaktı. Neymiş bu Franklin Covey diye merak edip bir anda herkesin telefonlarını çıkarıp araştırma yapmaya başladığı o sahneyi kafamdan bir türlü atamıyorum. O dönemki rakamları pek hatırlamasam da güncel verilere baktığımda bugün bahsedeceğim eğitimin tam 40 dile tercüme edildiğini, 25 milyondan fazla kopyasının satıldığını ve yalnızca 2 günlük eğitimin bugün 2000 dolar yani yaklaşık 16 bin lira olduğunu da paylaşmak istedim. Bu eğitimin ismi Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'ydı. Peki neden başarılı insanların 7 alışkanlığını bize öğretmiyorlardı? Sonuçta biz sınavda başarılı olmak, okulda başarılı olmak, hayatta başarılı olmak, kariyerimizde başarılı olmak için çalışmıyor muyduk? Başarı eşittir, mutluluk ve daha çok para demek değil miydi? Bize başarıyı öğretmeleri gerekiyorken neden etkili olmayı öğretiyorlardı? Yani kalkıp da kimse bana Murat daha etkili ol, etkili bir hayatın olsun demiyordu. İşte bu konuyla ilgili de Serdar Kuzuloğlu'na bir bağlanalım istiyorum. Şimdi başarı öncelikle hedeflere bağlı bir şey. Hiçbir insanın eşit açıklamaya, tanıma sahip olmadığı kavramlardan birisi. Bu yüzden Üstün Hoca'nın da demin bahsettiği gibi çok göreceli, göreli, insana göre, zamana göre, şartlara göre, ülkelere, kültürlere göre, hatta cinsiyetlere göre değişiklik gösteriyor. Başarı uğruna belirlediği hedeflerde eksiklikler ve yanlışlıklar var. Tamam anladık. Başarı kişiden kişiye değişiyor ve o gün de bana benzer bir açıklama yapmışlardı. Ancak hala tatmin olmamıştım. Elimi masaya vurdum ve dedim ki hocam Allah aşkına söyleyin. Nedir bu etkili insan? Bir karate hocası edasıyla ellerini kollarını bağladı ve bana şöyle dedi. Bağımsızdır ama başkalarıyla da bağları kuvvetlidir. Sürekli gelişim içindedir. Ama dinlenmesini de iyi bilir. Yani nasıl olacağız bu adamı hani hoca? Daha da açarsan. Ve tahtaya kocaman bir yuvarlak çizip içini 6 tane üçgenle doldurdular. Bu üçgenlerin 3'ünün bağımsız insan olmak için ihtiyaç duyduğumuz yetenekler, 3'ünün ise bağları kuvvetli insan olmak için ihtiyaç duyduğumuz yetenekler olduğunu söylediler. Tüm bunları çepeçevre saran da 7. bir yetenek olduğundan bahsettiler. Eğitimin temel prensibi insan önce kendisini daha sonra da çevresini değiştirmeli şeklinde. Bundan yola çıkarak dilerseniz öncelikli olarak bizi bağımsız insan yapacak 3 özelliği inceleyelim. İlk alışkanlığımızın ismi proaktif olmak. Bu konuyla ilgili sayısız örnek verilebilir. Ancak ben bugün sizlerle bir tane güncel televizyon yayınından bir tane de hayatımızda mutlaka karşılaşacağımız bir senaryodan bahsetmek istiyorum. İlk güncel yapımımız The Platform filmi. Biliyorum hakkında çok metaforik olduğuna dair, çok anlamlı olduğuna dair sayısız eleştiri yapıldı. Ancak filmin temel mekaniğine baktığımızda proaktivite üzerine kurulmuş durumda. Üst katlardan bir sofra aşağıya doğru iniyor ve insanlar bunu yiyor ve bir süre sonra bir alt kata, bir alt kata ve bir alt kata şeklinde devam ediyor. Tahmin ettiğiniz gibi alt katlarda insanlar yiyecek bir şeyler bulamıyorlar ve üst kattaki insanlara söyleniyorlar. Üst kattaki insanlar da aşağıdakilere hakaret ediyor ve onların üst katta olmak için daha çok çabalaması gerektiğini, bu onların şansı olduğundan bahsediyor. Bu noktada baktığımızda duygularıyla hareket eden, üst kattakileri söven ya da alt kattakilerle dalga geçen insanlar reaktif insan olarak isimlendiriliyor. İşte bu duruma odaklanan, hayatı duygularıyla yaşayıp etki alanlarından çok ilgi alanlarına odaklanan insanlara reaktif insan deniyor. Yani hayata karşı tepkililer. Diğer taraftan baktığımızda iş hayatında da bununla ilgili birçok örneğe rastlamanız mümkün. Örneğin yöneticiniz sizin bir türlü sunum yapmanıza müsaade etmiyor, yükselme fırsatları sunmuyorsa gidip arkadaşlarınızla bu yöneticiyi çekiştirir misiniz yoksa yöneticinizle anlaşmanın, uzlaşmanın bir yolunu mu araştırırsınız? Bu basit örnekte bile
kendinizi nerede konumlandırdığınızı kolaylıkla görebilirsiniz. Eğer ki çözüm arayan taraftaysanız bilin ki siz proaktif bir insansınız. İş hayatında çalıştığınız yöneticileriniz ve birlikte çalıştığınız insanlar değiştikçe reaktif insanların örneklerine mutlaka rastlayacaksınız. Bu tarz problemlere her zaman ilgili kişiyle de çözemeyebilirsiniz. Bu noktada da etki alanınıza odaklanmanız gerekiyor. Eğer bulunduğunuz konumu güçlendirmek ve daha bağımsız bir insan olmak istiyorsanız etki alanınızı yavaş yavaş çevrenizdeki diğer insanlara yardım ederek çeşitli fedakarlıklarda bulunarak genişletmelisiniz. Bu alanı ne kadar fazla genişletir, ne kadar fazla insana yardımcı olur, ne kadar fazla insanın hayatına dokunursanız o kadar bağımsız bir insan haline gelirsiniz. Ve bir süre sonra görürsünüz ki yaşadığınız kariyer problemi de kendi kendine çözülmüş olur. İşte bu noktada 7 alışkanlığın temelini oluşturan proaktif davranış hayatımızın da temelini oluşturmalı. Her zaman çözüm odaklı olmalıyız. İkinci alışkanlığımız sonunu düşünerek işe başla. Dünyadaki tüm bilgiyi organize etmek ve bilgilerin her yerden erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak. Bu Google'ın misyon cümlesi ve bu kısa cümleye baktığımızda dahi 3 temel soruya cevap verdiğini görüyoruz. İlk sorumuz kim için yapıyorsun? Dünyaya hizmet ediyor. Ne yapıyorsun? Bilgiyi organize ediyor. Nasıl farklılaşıyorsun? Herkes için erişilebilir ve kullanılabilir hale getirerek farklılaşıyorum. Aynı şekilde bizim de kendimize ait bir misyon cümlemizin olması gerekiyor. Bu misyon cümlesi ilerleyen dönemlerde mutlaka değişecektir. Ancak sanki hiç değişmeyecekmiş gibi hayatımızı bu anda o şekilde yaşamalıyız. Peki misyon cümlemizde neler yer almalı? Aslına bakarsanız iki temel soruya cevap vermemiz yeterli. Bunlardan ilki hedefim nedir? İkincisi değerlerim nelerdir? Hedefler yaşam tarzınıza ve hayat beklentilerinize göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Bu noktada siz tanımadan bir şey tavsiye etmem pek mümkün değil. Ancak değerlerle ilgili açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum. Ufak da olsa size fikir vereceğini düşünüyorum. Diğer taraftan bu misyonunuzun da zaman içerisinde değişeceğinden bahsettik. Ancak şunu da unutmayın. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Olduğunuz noktada beklediğinizde gelişiminiz hiçbir zaman devam etmeyecektir. Ancak farklı bir yöne gittiğinizde iyi ya da kötü bir yola girmek ve bu yolda bir şeyler öğrenmek için körü körüne bağlanacağınız bir misyon cümlenizin olması çok önemli. Tıpkı Richard Branson gibi. Richard Branson, Virgin Airlines'ın kurucusu ve oldukça da eğlenceli bir insan. Bu eğlenceli oluşunun kaynağı ise misyon cümlesinde yatıyor. Hayat yolculuğunda eğlenmek ve hatalarından öğrenmek. Bunu başarabilmiş mi? Üçüncü alışkanlığımız önemli işlere öncelik verin. Zaman yönetimi dendiğinde genellikle şu örnek verilmeden asla geçilmez. Ortada iki tane kap vardır. Bu kaplar bizim 24 saatimizi 1440 dakikamızı temsil eder. Eğer önce pirinçleri koyar daha sonrasında büyük süs toplarına yer vermeye çalışırsanız bu kap dolup taşacaktır. Ancak önce büyük süslere yer verir. Daha sonrasında da pirinçleri serpiştirirseniz bu noktada da kabı ağzına kadar doldurabilirsiniz. Süsler aslında bizim önemli işlerimizi, bize daha çok değer katacak işleri sembolize ediyor. Pirinçler ise o elimizi oyalayan, sürekli yapayım da kurtulayım dediğim işler. Bu örnek önceliklendirmenin önemini bize çok net şekilde gösteriyor. Ancak hayat her zaman böyle keskin çizgilere sahip değil. İşte bu noktada 34. Amerikan Başkanı Eisenhower'ın 2. Dünya Savaşı sırasında uygulamaya başladığı bir matris gündeme geliyor. Eisenhower'a göre bir işin önceliğini belirlemek için iki soru sormamız gerekiyor. Bu iş önemli mi ve acil mi? Bu soruları sorduğunuzda da karşınıza şu şekilde bir matris çıkıyor. Tabloyu önemli ve acil şeklinde iki eksene böldüğümüzde eğer bir iş hem önemli hem de acilse bir an önce yapılmaya başlanmalı ve bu kutucuk olabildiğince boş bırakılmalı. Çünkü ne zaman önemli ve acil işlerle karşılaşacağınız belli olmaz. Eğer bir iş önemli ve acil değilse de planlamaya alınmalı. Bu iş de planlandığı tarihte yapılmalı. Çünkü bir iş önemli ve acil değilse bir süreden sonra yapılmadığı takdirde acile dönecektir ve önemli ve acil kutumuza geçiş yapacaktır. Unutmayın, temel prensip bu kutuyu daima boş bırakmak. Diyelim ki bir iş önemli değil ama acil. İşte bu noktada da bu işi devretmelisiniz ve devrettiğiniz kişiyi de kontrol altında tutmalısınız. Ancak bu şekilde yeteneklerinizi geliştirip daha yönetsel kademelerde yer alabilirsiniz. Eğer bir iş hem acil değil
hem de önemli değilse bu işi yapıp yapmama konusunu tekrar gözden geçirebilirsiniz. Eğer ki yine de yapmak istiyorsanız en son önceliğinize dahil etmelisiniz. Özetle bağımsız bir insan olmak için ihtiyacımız olan 3 alışkanlık şu şekilde. Proaktif davranış, sonun düşünerek hareket etmek ve önemli işlere öncelik vermek. Peki bağları kuvvetli insan olmak için neye ihtiyacımız var? İlk alışkanlığımız kazan kazan yaklaşımından geçiyor. FBI'de uzun yıllar arabuluculuk yapmış, teröristleri ve soyguncuları ikna etmiş, bugünse dünyanın en büyük şirketlerine danışmanlık veren Chris Voss'a göre biz her gün çeşitli münazaralardan geçiyoruz. Yoldan karşıdan karşıya geçerken, alışveriş yaparken, insanlarla konuşurken, şirkette toplantılar yaparken bunların hepsi birer münazara. Yani insanlar kazan kaybet, kazan kazan, kaybet kaybet stratejilerinden birinde anlaşarak yollarına devam ediyor. Aslına bakarsanız bu kazan kazan alışkanlığı bizim çocukluğumuzda öğrendiğimiz bir yargıya meydan okuyor. Bildiğiniz gibi her oyunun bir kazananı ve kaybedeni vardır. Ancak alışkanlık bize iki tarafında kazanacağı bir sistem oluşturmayı öğretiyor. Öğretiyor demeyeyim de bunun mümkün olduğunu söylüyor diyeyim. Çünkü bunu öğrenmek çok pratik isteyen bir alışkanlık. Bunu öğrenmenin yolu da 5. alışkanlığımızdan geçiyor. Anlamak için dinle, dinlenmek için anlat. Hayata birçoğumuz filtrelerle bakıyoruz. Bu filtreler kimi zaman kültürümüz, dilimiz, değerlerimiz, inancımız, davranışlarımız, beklentilerimiz, ailemizden gördüklerimiz. Farklı kurallarla hayatı yaşıyoruz. Bunun için de kendimizi farklı şekilde ifade ediyoruz. Ne zaman ki filtrelerimizi genişletir, insanların farklılıklarını kabul ederiz, işte o noktada konfor alanımızdan çıkarak kazan kazan stratejisini daha iyi uygulayabiliriz. Kazan kazan stratejisinin en önemli konseptlerinden bir tanesi de empatik dinleme. Karşı tarafı empatik dinlemek için şu şekilde bir pratik yapabilirsiniz. Karşınıza bir sevgiliniz, arkadaşınız, çocuğunuz herhangi birini alın ve 90 saniye boyunca onu çok rahatsız eden bir konuyu sizinle paylaşmasını isteyin. Önce onu dinleyin. Hiçbir şekilde 90 saniye boyunca sözlerini bölmeyin. Ne hissettiğini ve ne anlattığını anlamaya çalışın. 90 saniye sonra bu kişinin ne hissettiğini düşündüğünüzü ve ne anlattığınızı tekrar ona anlatın. Önce anlatıcının sizin dinleme yeteneğinizi değerlendirmesini isteyin. Sonra anlatıcının konuşmasını değerlendirin ve ona geliştirebileceği noktalar hakkında gözlemlerinizi paylaşın. Ne oldu? Bu şekilde aslında ikinizin de kazandığı bir pratik yaptınız. Daha sonrasında dilerseniz yerlerinizi değiştirin, siz bir şey anlatın, karşı taraf dinlesin ve pratiği tekrarlayın. Unutmayın, dinlemek kadar anlatmak da önemli yetenekler arasında. Önce dinleyeceğiz, anlayacağız, daha sonrasında da karşı tarafa anlatacağız. 6. alışkanlığımız sinerji. Videonun başında Barcelona'da eğitim alan 10 kişiden birinin yurt dışında çalışma fırsatı bulacağından bahsetmiştim. Bilmiyorum tahmin ettiniz mi ama 6 haftalığına Amsterdam'a giden o şanslı kişi ben oldum. Ve tüm yaşadıklarımı da şu yukarıdaki videoda size aktardım. Ve 6 haftalığına 159 ülkenin faaliyetlerinden sorumlu genel müdürlükte çalışmaya başladım. Çalıştığım projelerden en önemlisi bir markanın konumlandırılması ile ilgiliydi. Ve bunun için bir zirve organize ettik. 20 farklı ülkeden çeşitli marka müdürleri geldi ve biz çalıştığımız marka ile ilgili çok önemli kararlar aldık. 20 ülkenin katılımıyla oluşturulan bu marka konumlandırması daha sonrasında dünya çapında birçok ödül kazandı ve hala da kazanmaya devam ediyor. İşte bu çalışmaya sinerji deniyor. Sinerji en temel formülüyle 2 artı 2'nin 5 etmesidir. Yani kendi uzmanlık alanlarımızdan yola çıkarak aktardığımız tecrübelerle bir başka tecrübeyi birleştirip tek başımıza elde edemeyeceğimiz başarılara koşmaktır. İşte bu noktada 6. alışkanlığımız bize insan ilişkilerimizde daima sinerji aramayı tavsiye ediyor. Bağları kuvvetli bir insan olmak için de ihtiyaçlarımız kazan kazan stratejisine odaklanmak, önce anlamak, sonra anlatmak ve sinerji aramak. Şimdi buraya kadar bağımsız bir insan olduk, bağlarımızı başka insanlarla kuvvetlendirdik ama hepsini çepeçevre saran bir başka alışkanlık daha var dedik. Bu 6 alışkanlığı çepeçevre saran alışkanlıksa baltayı bilemek. Gerek fiziksel, gerek zihinsel, gerek ruhsal dönem dönem hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Kendimizi yenilediğimiz aşamada çok daha başarılı, çok daha etkili insanlar olabiliriz. Bununla ilgili de sizinle
ufak bir hikaye paylaşmak istiyorum. Hikayemiz bir ormancı ile ilgili. Ormancımız gerçekten çok çalışkan, çok azimli bir adam ve yaşadığı köyde bir patronla çalışıyor. Patron ona diyor ki, benim devasa bir ormanım var ve bu ormandaki ağaçlar kesilmek için. Her gün birkaç tane ağaç kesip getirirsen sana ücretini vereyim, böylece sen de para kazanmış ol. Ormancımız düşünüyor ve iyi de ödeme yapan bu teklifi kabul ediyor. Daha sonrasında baltasını omzuna koyup sabahın erken saatlerinde ormana geliyor. Başlıyor ağaçları kesmeye. Pat, küt, çat, küt derken gün sonuna kadar 20 tane büyük ağacı deviriyor ve patrona teslim ediyor. Patron gözlerine inanamıyor. Daha önce burada en fazla bir kişi 10 tane ağaç kesebilmişti. Sen bunun iki katını yaptın. Yarın yine gelecek. Ormancımız yarın yine geliyor. Yine bütün gücüyle çalışıyor, ağaçları kesiyor. Pat, küt, çat, küt derken 15 tane ağaç kesebiliyor. 15 tane ağacı teslim ediyor. Patron biraz memnun. Diyor ki, yine diğer insanlardan iyi yaptın. Tebrik ederim. Üçüncü gün, dördüncü gün ağaçları kesmeye devam ediyor. Hiç olmadığı kadar büyük bir azimle çalışıyor. Ancak yavaş yavaş ağaç sayıları azalıyor ve bir gün patrona yalnızca 5 tane ağaç teslim edebiliyor. Patron 5 tane ağacı görünce bu kadar çalışkan bir insandan nasıl bu kadar kötü bir sonuç çıktığını sorgulamaya başlıyor. Diyor ki, oğlum sen ne yapıyorsun? Kaytarmaya mı başladın, yoksa bu işte bir iş mi var? Hayır patron, ben hiç olmadığı kadar çok çalışıyorum. Nedense bu ağaçlar daha güçlü görünüyor. Bir türlü bu ağaçları kesemiyorum. Kesmek çok uzun vaktimi alıyor diyor. Patron, kanter içindeki ormancıya şöyle bir baktıktan sonra baltasını görüyor. Baltanı hiç bileğliyor musun diyor. Ormancı büyük bir ışımla, o kadar çok çalışıyorum ki baltayı bileğleyecek vaktim bile yok. Hayatta bileğleyemem. Benim ağaç kesip para kazanmam lazım diyor. Patron gülümsüyor ve diyor ki, git biraz dinlen ve baltanı bileğleyip yarın gel. Ertesi gün geldiğinde 25 ağaç kesiyor. Ve sonraki günler yine baltasını bileğleyip kendine vakit ayırdıkça bu 25 ağacı 26, 27 olarak yavaş yavaş büyütüyor. Ve en sonunda da bu orman işinin başına geçiyor. Demek istediğim şu, zaman zaman hepimizin yoğun dönemleri oluyor. Özellikle iş hayatındaki insanların kendilerine hiç vakit ayırmadıklarını, sürekli mesaiye kaldıklarını, sevdikleriyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle vakit geçirmediklerini görüyorsunuz. Yapılan araştırmalara göre 24 saatin 8 saatini uyuyarak, 8 saatini çalışarak, 8 saatini de kendimize, ailemize ve içinde bulunduğumuz sosyal topluma adayarak geçirmemiz bizim için en sağlıklı olanı. Kendinize, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza vakit ayırın. Tatilin dönüşünde daha büyük bir azim, daha büyük bir çalışma arzusuyla işinizin başına geçin. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yeni videolar her pazar saat sabah 9.30'da yayınlanmaya devam edecek. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.